Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimizden beri keşke bir Atatürk olsa da ülkeyi toparlasa psikolojisinde yaşıyoruz. Çocuklarda komitecilik oynuyor. Mustafa Kemal hep hakem olmayı seçiyormuş Daha çocukluğundan hani o liderlik vasfı belliymiş. Bu döneme Mustafa Kemal'in oluşumunda, onun lider vasfına ulaşmasında eski kuşak versus yeni kuşak askerlerin çarpışması diyebiliriz. Özellikle Saray'la Mustafa Kemal can düşman falan değiller. Kurtuluş Savaşı'na inananlar ve inanmayanlar diye ayırabiliriz bunu. Cumhuriyet kelimesi telaffuz edilmese bile hantal sistemin ve bu saltanatın biteceği aşikar Abdülhamit'in sarayından bir kişiyle evlenmiş olsa acaba Mustafa Kemal olur muydu, Atatürk olur muydu? Merhaba arkadaşlar, her şeyin kökeninde Pelin Batu ile beraberiz. Bir süre önce Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Bugün de 10 Kasım atamızı saygıyla anıyoruz. Ne hissettin Pelin bu sabah sirenleri duyduğunda? Bazen şunu düşünüyorum. Biz hep böyle bir kurtarıcı arayışındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimizden beri keşke bir Atatürk olsa da ülkeyi toparlasa psikolojisinde yaşıyoruz. Bu sağlıklı bir psikoloji değil tabii ki. Hep böyle bir lider bekleme duygusu. Çünkü yine bir lideri endeksli arayış hali. Ama bir taraftan da ister istemez şunu düşünüyorum. Yani bir insan ülkenin kaderini ne kadar değiştirebilir? Gerçekten de hani tarihin seyrini değiştiren figürlerden bir tanesi Atatürk. Ve bizim ülkemizi de laikleştiren, modernleştiren, bilime ehemmiyet veren, kültür üzerine bina eden ülkenin aslında yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini. Dolayısıyla yani minnet duygusundan başka bir şey hissedemiyorum. Ve Atatürk'ün hayatını okudukça da hakikaten ne kadar müstesna bir kişilik olduğunu görüyorum. Yani herhangi bir akıllı, pragmatik, çalışkan bir asker değil o. Gerçek anlamda bir entelektüel. Yani bugün entelektüel kelimesinin altı çok boşaltıldı. Hatta entel dantel diyerek aşağılanır hale geldi uzun yıllardır bu yapılıyor ama Atatürk'ün biyografisini okuyunca onun yaptıklarını, çalışmalarını gözlemledikçe, irdeliyince gerçekten de sadece entelektüel değil, teoriyi, pratiğe uygulayabilen, yani okuduklarını temrin edebilen, gerçekleştirebilen vizyoner bir liderdi. Bugünkü konumuz da aslında tam olarak bununla ilgili Pelin. Atatürk gibi bir lider tabii ki hani yüzyılda bir falan geliyordur dünyaya. Ama Atatürk'ü anlamak için neden onu iyi bir lider yapan şeyler neydi ve nasıl bütün bu milli mücadele dönemindeki en öndeki figür haline geldi. Onu özel kılan şeyler ne? Zamanın ruhuyla beraber birazcık bunu anlamak adına böyle bir program yapalım istedik. Hatta araştırma yaparken de şunu gördük yani bu konuda pek de bir kaynak da yok, makale de pek yok, kitaplar var tabi ama işte video gibi daha kısa kaynaklar yok. O yüzden izleyiciler için de güzel bir video olacak diye ümit ediyorum. Ben de bu anlamda eksiklik hissediyorum. Çünkü dediğin gibi aslında pek çok biyografi var, popüler tarih kitapları var, bazı belgeseller var Atatürk'ün hani kişisel hayatına irdeleyen ama e, hakikaten onu e, neden diğer e, işte askerlerden dönemin e, tarih kişiliklerinden ayırt eden ne gibi özellikler var e, Onu hakikaten böyle madde madde anlatmak Bence Atatürk'ü e, başarısına okumak olarak çok yararlı olur O anlamda bence güzel bir araştırma yapıldı Bir dakika güzel bununla ilgili böyle değişik yerlerden kaynakları araştırınca hani çocukluktan, yetişkinliğine kadar askeri okula gidene kadar ki dönemine falan bakmak o biyografik çalışma ama bir de okudukları ve nelere kafa patlattığını görünce onun nasıl bir kişiliğe ulaştığını görmek açısından çok yararlı mesela bu anlamda ben Türk Tarih Kurumu'nun Şerafettin Tura'nın yaptığı araştırmayı çok yararlı buluyorum Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar düşünceler kitaplar burada zaten madde madde Atatürk'ün hangi kitaplardan etkilendiği, hangi dönem nelere aslında eğildiği ve onun sadece entelektüel bir kişi olarak değil bir lider olarak ne gibi olayların onu şekillendirdiğini görüyorsunuz. Peki biz de zaten tam olarak bunu konuşacağız. Nasıl başlayalım? İstersen önce o zaman neler oluyor o zamanın ruhunu biraz anlayabilmek adına Osmanlı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısına gidelim derim. Çok iyi olur. Şimdi 19. yüzyıl anlamak için tabii ki birazcık daha geçmişe gitmek lazım. Çoğu tarihçi bunu işte 17. yüzyılda Osmanlı'da başlayan bu çöküş dönemi ya da gerileme dönemine referans göstererek... ...işte geç dönem Osmanlı'daki o buhran, umutsuzluk, çaresizlik hani imparatorluk elden gidiyor hep söylediğimiz o yaşlı hasta adam haline hani o akut kronik hastalık haline nasıl geliyor? 17. yüzyılda başlatırlar ama ben Genellikle birazcık bu konuda takıntılıyım. Çünkü bitiremediğim romanımı da bu yüzden o döneme endekslemiştim. Ben hep 3. Murat dönemine bakarım. 3. Murat 1570'ler ve 90'lar arası yaşamış. Ve bana göre rüşvetin artık kurumsallaştığı, bunu ben değil dönemin tarihçileri söylüyor, liyakatın tamamen yerle bir edildiği, keyfi bir yönetim sisteminin ön plana çıktığı ve bilimin yani mesela Rasathanenin indirildiği, Şeyhül İslam'ın fermanlarıyla bilimde ilerleyecekken tam tersine daha böyle e, keyfi bir e, hani her şeyi dini referansla hareket edildiği bir dönemden bahsediyoruz 16. yüzyıl. Dolayısıyla ben bu gerileme dönemini 16. yüzyıla e, endeksliyorum ve 16. yüzyıldan itibaren hakikaten Osmanlı'da Kurumların saltanatın askeri bir imparatorluk olduğunu söyler e, Halil Alçık. Askeri imparatorluğun gerilediği yeniçeriler çeriler olsun, e, diğer askeri birimler olsun, tımarlı sipahiler vesaire zaten e, öncesinde biraz e, sarsıntıya uğramış ama e, bütün bu hani devleti devlet yapan kurumların aslında içinin boşaltıldığı babadan oğula geçtiği için liyakatın da yerle bir edildiği bir durum. O yüzden imparatorluk zaten çok geniş bir coğrafyaya e, uzamış vaziyette. Afrika'dan e, Arap Yarımadası'na, Balkanlardan e, işte Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafya ama herkezle bir kavga hali var. Sürekli bir savaşlar var. E, işte Rusya Rusya'yla ve İran'la bitmeyen üst üste savaşlardan dolayı imparatorluğun kan kaybı ve ekonomik anlamda da kendi ayaklarının üzerinde duramama durumu var. Buna mukabil işte Batı hani e, Gutenberg devrimi olsun, e, ekonomik anlamda hakikaten bilimle birlikte hızlı bir e, aydınlanma çağından sonra Osmanlı'ya böyle hani birisi 100 yıl ileriye gidiyor Avrupa. Öyle olunca tabii ki e, dışa bağımlılık, müthiş bir e, aslında ekonomik anlamda e, geri kalmışlık durumu söz konusu. Şimdi o yüzden 19. yüzyıla geldiğimizde, Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle bu Balkanlardaki e, genç, mesela Mustafa Kemal gibi subayların, askerlerin e, durum analizi yapıp İmparatorluk elden gidiyoryu gördükleri ve müthiş bir e, moralsizlik, umutsuzluk e, ve bununla birlikte ülkeyi kurtarmamız lazım gibi bir e, güdüyle hareket ettiklerini ve örgütlendiklerini gözlemliyoruz. Yani sadece Balkanlarda değil imparatorluğun çeşitli yerlerinde farklı zümreler imparatorluğu kurtarmak için çeşitli makaleler yayımlayanlar olsun, kendi aralarında gizli toplantılar düzenleyenler olsun. ya yani Bunlar böyle vatanperver ülkesine ileriye götürmek isteyen ve bu çaresizlik durumunda formül arayan insanlar. Ve Mustafa Kemal de bunlardan bir tanesi. Tabii Osmanlı'da savaşçı bir devlet olduğu için özellikle askeri sınıf da bu sorumluluğu biraz kendinde görüyor. Sanırım ülkeyi kurtarmak ya da modernleşme hareketleri de ilk olarak orada başlıyor diyebilir miyiz? Tabii ki çünkü bir kere askeriye yani Osmanlı toplumu böyle okur yazar bir toplum değil. Bunu zaten her defasında farklı programlarda da tekrarlıyorum. Çünkü yani o 1927'deki nüfus sayımında gördüğümüz üzere 1927'den bahsediyorum. Çok daha ileri bir tarih ama %10'u toplumun yani erkeklerin %2, kadınların okuma yazma bildiği bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla askeri sınıfı en iyi eğitimi alan en parlak çocukların yani eskiden mesela o devşirme çocuklar sarayda en iyi eğitim alıyordu, saray eğitim alıyordu. Yenikşehirler ortadan kalkınca 3. Selim'den itibaren 1830'lara kadar gelinen dönemde o askeri sınıfı Osmanlı'nın aslında krem kremi yani en iyi eğitimi alan en iyi batı özellikle Alman eğitim sistemine gören ve modernleşen orduyla birkaç dil bilen kaç değil bilen yani 3. Selim sonra 2. Mahmut'la birlikte ordunun modernleşmesiyle sadece üniformalar değil zihniyetinde birazcık hani Prusya modelini uyguladığı bir modernizasyona giriyor ve bu modernizasyondan nasiplenen de bu genç ordu mensubu harp okulu öğrencileri hem işte Almanca Zamanın lingua francası olan Fransızca, kimilere özel ders alıp Mustafa Kemal gibi sonrasını İngilizce bilen yani 3-4 dil bilen, Avrupa'yı çok yakinen tanıyan... Avrupa'daki gelişmenin, kapitalizmin nerelere gideceğini gözlemleyen, Avrupa'daki devrimleri gözlemlemiş olan 1848 biliyorsun devrimler yılı pek çok ülkede devrimler oluyor. Bunları görmüş olan ya da okumuş olan bir askeri sınıftan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem Batı'yı iyi tanıyorlar hem kendi mevcut imparatorluğun durumunun vehametini gözlemliyorlar. Hem de iyi eğitimler. O yüzden Tabii ki ülkede bir değişiklik olacaksa bu sınıf yapacak. Çünkü öbür tarafta karşılarında biraz hantallaşmış saray çevresi var. Daha yaşlı bir jenerasyona sahipler. Onlar da hani ülkeyi kurtarma istiyor. Onlar vatanperver değil. Biraz değil. daha alaylı galiba onlar. Ama onlar alaylı. Dolayısıyla birazcık sistemin, o bürokrasinin hantallığı var üzerlerinde. Öbürleri hakikaten Balkan'daki işte o değişik komitelerden, işte değişik sosyalist hareketleri falan da biliyorlar. Yani hepsi sosyalist değil ama hani Avrupa'da olan pek çok hareketin hem gazeteler vasıtasıyla hem kendi aralarındaki o gruplar vasıtasıyla o dinamizmin farkındalar. Çünkü tam da merkezinde yaşıyorlar. Yani düşünüyorum o zaman kendini mesela genç bir asker olarak hayal etmeliyim. Bu arada sen de kostümünle, military kostümünle... Evet. <laughs> çok da zorlanmasın sanıyorum bunu hayal ederken. Evet, bu Mustafa Kemal'e biraz böyle bir hürmetle giyilmiş bir kostüm. Evet yani o zaman genç bir asker olarak hani ve iyi de bir eğitimli asker olarak hani sınıf arkadaşlarınla beraber geceleri yaptığın uzun konuşmalar işte memleketin geleceğine dair ne yapılabilir Bunlar yani Aslında ilk eğitimlerinden itibaren çocukluklarından itibaren bu zihin kodlamasıyla büyüyor bu insanlar. Başta Mustafa Kemal olmak üzere değil mi? Evet. Gerçekten de ben de o Leyli askeriye öğrencilerinin geceleri böyle kendi aralarında vatan elden gidiyor. Ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Hep ben de onu hayal ediyorum. Bir taraftan da Mustafa Kemal'in daha hani ortaokulda bile arkadaşlarıyla işte komitacılık oynadığını biliyoruz. Bu arada şöyleymiş şimdi mesela diyelim çeteler var. Balkanlarda geçmiş bir çocukluktan bahsediyoruz Atatürk için Mustafa Kemal için. Ve hani çocuklar Manastır'da ya da diğer şehirlerde Selanik'te 1821'de biliyorsun Yunanistan zaten bağımsızlığını ilan etmiş ama diğer Balkan ülkelerinde işte Bulgarlar, Arnavutlar vesaire böyle bir ...sürekli bir savaş halindeler ve imparatorluktan kopma durumları var. O yüzden çocuklar da resmen oyun oynuyorlar. İşte komitacılar saldırdı, İşte bu Bulgar komitecisi geldi... ...işte biz onlara karşı ne yapmamız gerekiyor? Yani çocukluktan böyle bir hani hırsız polis nasıl çocuklar oynuyorsa... ...onlar da komitecilik oynuyor. Ama bir biyografide okumuştum. Mustafa Kemal bu oyunlara şöyle katılıyormuş. Kendisi bir taraf olmuyor yani hani... Makedon tarafı ve işte Osmanlı tarafı değil, tam tersine hep hakem olmayı seçiyormuş ve arkadaşlarına işte siz doğru yaptınız, siz yanlış yaptınız diye ama böyle bir kıl öğrenci gibi değil, sadece hakikaten böyle oyunu kuran daha çocukluğundan hani o liderlik vasfı belliymiş. Oyunu kuran ve oyundaki adaletsizliklere karşı her zaman gözlemleyen ve karşı çıkan bir role bürünüyormuş daha çocukluğunda. Peki madem o zaman Balkanlara gelelim. Dönemin ruhunu anladık. Neden Mustafa Kemal gibi bir lider Balkanlardan çıktı? Ya şimdi Balkanlar, kendim de Balkanlı olduğum için söylemiyorum. <laughs> Ama imparatorluğun en özellikle Selanik gibi yerler en kozmopolit, en kültürel anlamda zengin, ve modern yerleri. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in gençliğine baktığımızda Selanik gibi Manastır gibi yerlerde bir kere onlarca gazetenin olduğunu görüyoruz. Bu gazetelerde pek çok görüşe yer veriliyor. Dolayısıyla daha demokrat bir yapı İkincisi Mustafa Kemal'in kadın haklarına verdiği daha sonraki yıllarda ehemmiyet de Selanik'ten dolayı çıktığını görüyoruz. Çünkü daha çok genç yaşta gayrimüslim kadınların ve Müslüman kadınların arasındaki ciddi farkı görüyor. Yani Müslüman kadınlar özgür değil, sokağa çıkmaları bile çok kolay değil. Oysa ki gayrimüslim kadınlar diyelim mesela beyaz Rusların gelmesiyle garsonluk başlamış, kadın garsonlar ortaya çıkmış. 1917'den sonra için söylüyorum ben bunu ama öncesinde de kadınların sokakta daha rahatça daha özgürce yürüyebildiğini görüyor. Dolayısıyla hem kadın meselesi hem basın meselesinde çok daha özgür ve zengin bir toprak. Bunun ötesinde ben manastırdaki okuluna gittim. Gerçekten farklı kültürlere mensup öğrencilerin olduğunu görüyoruz. Mesela Selanik Avrupa'daki Yahudilerin merkezlerinden bir tanesi. Çok büyük bir sinagog var. Ve tabii ki biliyoruz ki Yahudilerin olduğu yerlerde özellikle bir 19. yüzyılda entelektüel anlamda inanılmaz bir Hani fikir tezeti ve e, çarpışma söz konusu yani işte değişik felsefi fikirler onların içinde yüzüyorlar. O yüzden Balkanların böyle bir elverişli durumu var. Bir de şunu da belirtmek gerekiyor. Balkanlar e, yani mesela özellikle ben Makedonya kendi ailemin geçmişinden de gördüğüm üzere ekonomik anlamda da imparatorluğun temellerini oluşturuyor. Gerçekten Balkanları kaybedince 1913 14'te Balkan Savaşlarında büyük bir hani imparatorluğa Osmanlı'ya bir tokat oluyor bu. Çünkü ekonomik anlamda müthiş bir zenginlik var Balkan topraklarında. O yüzden eğitim olsun, ekonomi olsun, medya yani gazetecilik olsun gerçekten de çok ileri ve bu arada da 19. yüzyılın pek çok felsefi akımından da haberdar bir bölge. Yani mesela bu İtalyan komitacıları, sosyalist düşünceye sahip gruplar Bunlar hepsi Balkanlarda, kimi gizli teşkilatlarda, kimi işte Jön Türklerin fikirlerini yazdıkları, çizdikleri kendi aralarında tartıştıkları ortamlar. Yani kimileri der ki zaten Jön Türkler Balkan hareketidir ve sadece Fransa'da ve çeşitli Orta Doğu ülkelerinde değil, aslında Balkanlarda koğuşlanmış ve kendi aralarında böyle güçlenmişlerdir. Bu sırada İstanbul'da da tabii istibdat var. Ya işte 2. Abdülhamit dönemi zaten Atatürk 27 yaşına kadar 2. Abdülhamit vardı. Atatürk 27. Evet ya yani Atatürk, Atatürk 27 ya yani 27'de bayağı ileri bir yaş aslında. Biz diyoruz yani ya mesela 20 yıldır yaşayan gençler sizlerde Belli bir hani Türkiye'de bir dönemde yaşadığınız başka bir şey bilmediniz. Evet. Yani Mustafa olmuş. Kemal'de 27 yaşına kadar Abdülhamit'in o paranoyak ve paranoyası da aslında açılanabilir. Çünkü kendinden önceki Abdülaziz katledilmiş yani. Herkes intihar falan diyor ama intihar etmediğini bugün pek çok tarihçi kabul ediyor. Dolayısıyla onun paranoyası e, Hafiye dönemine, o dönemine adını veren jurnalcilik döneminin de önünü açıyor. E, i̇şte pek çok... Yayın organı yasaklı. Onu geçtim. Pek çok kelime yasaklı. Yeni açılmış meclis kapatılıyor. Meclis kapatılıyor, gazeteler kapatılıyor, insanlar sürekli sürgüne gönderiliyorlar. Yani abdülhamit bu anlamda iyi. Yani gidip de idam etmiyor karşılarını ya da muhalifleri. Ama sürekli birileri yurt dışına gönderiliyor. Şimdi o yurt dışına gönderilen de yolsu elektrik olarak Abdülhamit'e geri dönecek. Çünkü o yurt dışına gönderilen pek çok muhalif kesim de farklı ülkelerde bir araya gelip... aslında ona karşı bir ciddi komiteler diyelim ya da işte grupları oluşturuyorlar. Dolayısıyla o gergin, o korku ortamında Mustafa Kemal ve arkadaşları, bu genç askerler çok daha aktifler çok daha ileri görüşlüler ve gerçekten çok iyi eğitimliler. Ve bu parlak çocuklar bunun böyle gitmeyeceğini ve imparatorluğun bir noktada şekil değiştirerek daha demokrat bir parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini öngörüyorlar. Eski Dolayısıyla... kuşaklarla çalışıyorlar bu sırada değil mi? Çünkü e, o sırada değil. askeriyede de, bürokraside de eski kafalı bir sürü insan var. Evet aslında bu döneme Mustafa Kemal'in oluşumunda, onun bu hani lider vasfına ulaşmasında eski kuşak versus yeni kuşak askerlerin çarpışması diyebiliriz ki genellikle hani devrimlerin de ülkedeki ve yurt dışındaki bu kabuk değiştirmenin de hep altında böyle hani eski kuşakla yeni kuşağın çatışması olarak görebiliriz. Sadece bizde değil, aynı şeyi Prusya'da da görüyoruz. Aynı şey Fransa'da da görüyoruz. Eski kuşak tabii ki çok daha demode fikirli, daha paranoyak. Bir de hani Abdülhamit Mutlak yani sadece Abdülhamit değil Sultan hilafetin de temsilcisi olduğu için hani peygamberin e, yeryüzündeki temsilcisi gibi bir figür. Dolayısıyla yarı tanrısal bir figürden bahsediyoruz. Daha e, yaşlı askerler ya da Abdülhamit'in etrafındaki siyasi figürlerde ister istemez çok daha korkak ve ona yakın davranıyorlar. E, yeni jenerasyon bunun böyle gitmeyeceğini çok net görüyor. Peki Pelin, Mustafa Kemal kuşağı eski kuşakla çatışma halindeydi ve o sırada da bir ittihat akımı da vardı, ittihat ve terakki. Hepimizin merak ettiği bir soru, Mustafa Kemal ittihatçı mıydı? Aslında çıkış noktası olarak ittihatçılarla aynı yerden geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla evet, e, hani genç bir asker olan Mustafa Kemal, Babali e, mantalitesiyle örtüşmeyeceğine göre itaatçilerle yani saray ve sarayın çevresiyle aslında onların o hantal kalmış eski dünyasıyla çatışan bir grupla daha yakın. Yani felsefe olarak daha yakın, asker olduğu için daha yakın ama Talat Cemal ve Enver Paşa ile örtüşmediği noktalar var. Şimdi Abdülhamid'e karşı e, direnen askerler yani Enver Paşa da öyle, Talat da öyle, Cemal Paşa da öyle. Kimisi daha Fransızca, kimisi daha Almancı ama hepsi de Abdülhamit'le bu işin gitmeyeceğinin farkında. Dolayısıyla ikinci meşrutiyet denilen o ikinci devrim diyebileceğimiz dönemde müthiş bir böyle hani özgürlük rüzgarının estiği, pek çok gazetenin açıldığı, insanların umutlandığı biz evet işte bu Osmanlı'nın 1839'dan itibaren modernleşme sürecinin artık böyle hani bir fiil vücut bulmuş hali olarak bu idealist hatta romantik diyebileceğimiz askerlerin özellikle Enver gibi askerlerin hayallerine sahip Mustafa Kemal'de. O yüzden bana göre hani daha erken bir dönemde itaatçi ideolojiye sahip ve fakat şimdi saraydan ayrıştığı taraflar var. Çünkü bu itaatçiler her ne kadar sarayla e, didişse de ve Abdülhamit'i ikinci plana atıp e, İkinci meşruiyetle birlikte parlamenter sisteme geçseler de sarayla organik bağları var. Yani birisi Naciye Sultan'la evli ve Naciye Sultan'ın da böyle gerçekten çok modernist bir sultan olduğunu biliyoruz ve Mustafa Kemal'in de o dönemde işte saray mensubu Sabiha Sultan'la acaba evlenecek mi? Evlenirse Enver ...leşecek mi gibi düşünceleri var... ...hep bu tarihte what if oyunu vardır ya... ...acaba öyle olsa nasıl olurdu... Evet. ...şimdi mesela hani... ...Mustafa Kemal Abdülhamit'in... ...sarayından bir kişiyle evlenmiş olsa... ...acaba Mustafa Kemal olur muydu... ...Atatürk olur muydu... ...bunu tabii ki bilmiyoruz ama... ...kendi arkadaşları arasında... ...evleneyim mi evlenmeyeyim mi diye bir akşam konuştu... ...bu tarihe not düşmüştür... ...yok bu olmaz yani... ...senin yapınla örtüşmez... ...sen bunu yapamazsın... ...denildiği ve Mustafa Kemal'in çok erken bir dönemde... E, ...hani sarayla gönül bağı... ...ilişkisi kuramayacağı... ...çok erken dönemde anlamış. Ama bu diğer... ...işte itaatçılar öyle değil. Onlar hakikaten... ...saray e, ve sarayın yakın çevresiyle... E, ...hem gönül bağı... ...hem... E, felsefi anlamda ne kadar indirseler de aslında Napolyon hikayesi gibi hani Napolyon güya bir devrim yapıyor ama ondan sonra kendisini imparator ilan ediyor. Enverler de bir süre sonra hani güya saray istibdat dönemine yerle bir ediyorlar ama kendileri de resmen imparator gibi davranmaya başlıyor ve birdenbire o 1909'daki esen özgürlük rüzgarları tam tersine işte Abdülhamit dönemine öykünürcesine, işte basını yasaklayarak, hatta gazetecileri öldürerek. Bu arada sen söyleyince aklıma geldi. Biz de olmasaydı ne olurdu diye bir program yapmak istemiştik seninle ama başka kanalla kaptırdık. Galiba Celal Şengör yapıyormuş evet, onu şimdi. Aynen. Ben de izlemedim ama o kafadaki arkadaşlar söylediler. Onlar bana söyleyince de dedim ki ya hayır biz yapacaktık onu falan <laughs> filan. Yani hakikaten çok güzel bir format ee, ama yani tarihçiler de çok kızıyor bu formata yani çünkü e, yani sonsuz varyasyonlar olabilir yani o olmasaydı bu olurdu diye. Tarihçilerin kızmadığı bir şey var mı Pelin? Yok ya. Özellikle belli tarihçiler gerçekten gitti. Sen de böyle 90 yaşına gelince kızmayacaksın değil mi her şeye? Lütfen kızma. Ben öyle bir yapıya sahip değilim. Ben bir tek oyun oynamayı seven bir insanım. Her zaman da çocuk kalınması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden tarih oyunudur bu bence. Yani resmen hani böyle olmasaydı şöyle olurdu oyunu. Ama bir taraftan da hiçbir yere varmayan bir durumda olduğu aşikar. Peki ben şunu sormak istiyorum Pelin. Mustafa Kemal'in liderliğe uzanan yolculuğunun başlamasında İttihatçı Paşalar'ın ülkeyi terk edip orada oluşan bir liderlik boşluğu olmasının bir rolü olabilir mi? Kesin öyle bir durum söz konusu. Ama Mustafa Kemal zaten daha erken bir dönemde itaatçı paşalarla ve o itaat ve terakinin enfant terribleriyle yani kötü çocuklarıyla çatışmaya başladığını görüyoruz. Yani 1909'da İtaat ve Terakki ikinci Meşrutiyeti ilan ettiği zamanda kendi aralarında da sürekli konferanslar, toplantılar düzenliyorlar biliyorsun. Bunlardan bir tanesi Selanik'te yine 1909 yılında gerçekleşiyor ve Mustafa Kemal orada net bir şekilde itaatçilerden ayrılıyor. Özellikle ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çiziyor ki Enver'le falan bu hiç örtüşmeyen konular. Enver zaten bana göre itaatçi arasında en romantik yani böyle o babali baskınında beyaz atı üzerine binmiş böyle. <laughs> gerçekten bildiğin bembeyaz atla girmiş böyle herkes yayarken bu böyle atın üzerinde sanki bir hani Büyük İskender gibi ortaya dalıyor yani. Ve Naciye Sultan'la mektuplarını falan görünce gerçekten o da tabii ki vatanı kurtarma derdinde ama hani tamamen orducu bir zihniyet. Yani onlar yani bu bahsettiğim itaatçılar 1909'dan itibaren e, ordunun aslında her şeyi kontrol etmesi ve hani sultandan kurtulduk diyelim. Hani sultanı daha sarayına hapsedilmiş bir figüre dönüştürdük ama biz ülkeyi kurtaracağız derken mesela Osmanlı'nın harcamaları, borçlanması katlanıyor. 1909 12-13 arasında tabii savaşların da etkisi var Balkan Savaşları'na girme ama sadece savaş meselesi değil. Gerçekten zaten sırtı böyle kamburlaşmış bir imparatorluktan bahsediyorduk. Ama Abdülhamid gerçek anlamda nasıl kurtarırız ülkeyi diye diyelim Yahudilerden borç almayı falan düşünürken itaatçiler geliyor ve müthiş ordu harcamalarıyla falan daha da zorlaştırıyorlar. Burada itaatçilerin akıbetini biliyoruz pek çoğu. ...işte çeşitli işte gemilere falan binerek ülkeyi terk etmek durumunda kalıyorlar... ...biraz ileriye sarıyorum ve ülkeyi terk ettiklerinde de zaten biliyorsun ki... ...işte hem Talat hem Enver hem Cemal Paşalar ülkeden kaçmak durumunda kaldıklarında... ...bir boşluk ortaya çıkıyor... ...şimdi onlar mücadelelerine devam edecekler ve milli mücadeleye de katkı sağlayacaklar tabii ki... ...yani itaat ve teraki gitti yerine Mustafa Kemal ve arkadaşları geldi değil... Ama ülkeyi terk ettiklerinde en azından liderlik babında büyük bir boşluk var. O boşluğu da Mustafa Kemal dolduracak. Onun zaten ne kadar hırslı olduğunu ve çok erken dönemden itibaren hırslı bir subay olarak nerede bir mesela savaşta bir eksiklik varsa ya da bir zafiyet varsa oraya gidip gerçekten inanılmaz cesur hatta deli cesareti diyebileceğimiz bir cesaretle işte Trablusgarp'a Suriye vesaire gittiğine ve o yerlerde eksikleri gördüğünü yani hakikaten miltar anlamda hani askeri anlamda bir deha olduğunu görüyoruz. Ve bu arada çocukluktan itibaren en iyi dersinin matematik olduğunu biliyoruz. O yüzden hayatının son bir buçuk yılında geometri kitabı yazıyor biliyorsun. Dolayısıyla askeri dehası bence her şeyi böyle matematik üzerinden okuması, neyin eksik, neyin gedik olduğunu gördüğü için de o boşlukları doldurmak için hamlede bulunması. Satranç oyuncusu gibi davranıyor. Ve itaat ve terakinin içindeki eksiklikleri ya da onların o romantik hallerinin işe yaramayacağını da gördüğü için itaat ve terakinin aslında boşluklarını o lider olarak dolduracak. Bunu da hani hakikaten Balkan savaşlarındaki itaat ve terakinin gerçekten müthiş zafiyeti ve hezeyanı diyelim artık ve Balkanların elden gitmesiyle aslında imparatorluk ruhunu da kaybediyor. Ve Mustafa Kemal için düşünsene travmayı. Yani Balkan kökenli bir asker aslında ve birdenbire topraklarını kaybediyorlar. Topraklarıyla birlikte oradaki ekonomik anlamda gücünü de kaybediyorlar. Peki Pelin, itaatçi paşalar kaçtıktan sonra sonuçta İstanbul'da kalan itaatçiler de var, bir grup itaatçi da var. Onlar ne yapıyorlar? Direnişe devam ediyorlar mı? Ediyorlar. Yani gizli saklı ediyorlar. Şimdi bu dönemdeki itaatçiler hakikaten diğer paşalar Odessa üzerinden Avrupa'nın çeşitli yerlerine gittiklerinde ülke ardı ardına savaş yani önce Balkan savaşları ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenmiş ve bir milli mücadelenin aslında tohumları ekilmiş orada. Büyük bir direniş olacağı aşikar. Ve burada tabii ki pek çok lider adayı var. Yani gerçekten Mustafa Kemal gibi çok iyi eğitim almış ve gerçekten kariyerlerinde çok parlak askerler de var. Bunların arasında itaatçiler de var tabii ki. Gizli cemiyetler ve işte toplantılar yapıyorlar kendi aralarında. Karakol cemiyetleri var bu dönemde oluşum olarak karşımıza çıkan. Ki benim de kişisel tarihimde annem söylerdi. Hiç daha belgesini görmedim ama benim annemin dediğine göre... Bu karakol cemiyetine mensup benim dedemin dedesi olan Adem Bey varmış. Ve bunlar tabii ki daha sonra bu özellikle istihbarat konusunda ön plana çıkacak askerler ya da vatanperver insanlar. Gerçekten de hani o dönemde özellikle İstanbul'un işgal yıllarında yani o 5 senelik korkunç dönemde her şeyin yasaklandığı İngilizlerin özellikle hani Abdülhamit'in o hafiye döneminden bahsetmiştik istibdat döneminden. İngilizlerde az kalır değil her türlü işte ajanın fink attığı pek çok yasağın olduğu ve herkesin her anlamda izlendiği, dinlendiği bir dönemde bu karakol cemiyetlerinde işte çeşitli bahçelerde, parklarda, gizli yerlerde buluşup da aslında Kurtuluş Savaşı'nın tohumlarını atmış oluyorlar. Ve bu anlamda Mustafa Kemal bu toplantılara katılıyor. Kendisi de zaten İstiklal Savaşı'nın kaçılmaz olduğunu gördüğünde kendi biriktirdiği parayla Minber diye bir gazete kuruyor. Ve orada da yazılarını yayımlıyor. Bunu bugün bulabilirsiniz. Minber'in Latin Türkçesiyle yazıları var. Ve orada aslında kaçılmaz olan bir kurtuluş savaşının ideolojik anlatımı söz konusu. Yani halkı böyle bir savaş kaçılmaz. Evet savaştan ...bıkmış, yılmış, ölmüş, hastalıklardan bitap düşmüş bir e, ülkeden bahsediyoruz. Ama sen bu savaşın propagandasını yapmazsan e, savaşa insanlar katılmayabilir, savaştan kaçabilirler. Dolayısıyla her anlamda hem entelektüel anlamda hem askeri anlamda... ...bu dönemde çok ciddi bir hareket var ve planlama ve bu planı pratiğe geçirmeyi görüyoruz. Mustafa Kemal de burada gerçekten diğer e, itaat ve terakicilerden, İstanbul'da kalmış mesela o itaatçilerden çok farklı bir portre çiziyor. Çünkü onlardan çok daha aslında belki de Avrupa'yı iyi bilen ve bu tür harekatların hem lojistik hem askeri hem medya kısmının paralel hareket etmesi gerektiğini gören bir lider aslında. Yani orada aslında direnişin unsuru olan bir cemiyet var. Bu sırada Mustafa Kemal'in de örgütlediği bir direniş ufak ufak başlamaya başlıyor. Burada bir çatışma oluyor mu ve bir noktada bunlar birbirini destekliyor mu? Yani Mustafa Kemal bir noktada bu ittihatçı direnişin direniş mirasını devralıyor mu? Karakol teşkilatı gibi teşkilatlar özellikle İstanbul'daki itaatçilerle Anadolu'da büyümekte olan bu direniş yani Mustafa Kemal'in başını çektiği ve onun arkadaşlarının kurmaylarının yavaş yavaş böyle itaatçılar arasında bir huzursuzluk ve memnuniyetsizlik yaratıyor. Yani sonuçta aslında hepsinin gayesi aynı. Yani ülkeyi kurtarma derdinde bu insanlar. Dolayısıyla hani bu iyi bu kötü değil ama belki de farklı bir metodoloji gütmek istedikleri için bir sürtüşme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 1920'lere gelindiğinde İstanbul'un işgal dönemi yaşandığında özellikle Mustafa Kemal'in Karakol Cemiyeti'ne mensup bireylerden ayrıştığını ve hani Ankara'daki direnişin özellikle İstanbul'daki kimi zümreleri rahatsız ettiğini görüyoruz. Kim bunlar? Mesela eski itaatçılar, Ankara'daki direnişe başlatan, Ankara'da tabii ki başkent olarak düşünülmemiş ama bu arada İngilizler falan belki Ankara'yı başkent yapacaklar diyor. Yani biz telaffuz etmeden önce onlar bunu söylüyorlar. Yani Anadolu diyelim artık. Anadolu'daki direnişle ayrışıyor bu karakol cemiyeti. Bu arada Sultan Vahdettin tahta geçiyor. Kimi tarihçiler şunu söyler. Vahdettin böyle davranmasa yani bu kadar itaat ve terakki düşmanı olmasaydı belki de hilafet daha uzun bir süre korunabilirdi ve belki de sultanlık aynı İngiltere'de olduğu gibi daha böyle hani nominal bir halde bir sembolik olarak kalabilirdi. Ama hem Vahdettin hem yanındaki damat Ferit hem Şeyhülislamı hem Ankara'daki direniş hem İttihatçılar karşı o kadar sert bir tavır alıyor ki aslında kendilerini bitirmiş oluyorlar. Nasıl? Yani mesela İslam idam kararı çıkartıyor bu yıllarda. İnönü için ve pek çok asker için. Damat Ferit fesatçı diye nitelendiriyor bu Anadolu'daki ülkeyi kurtarmak isteyen direnişçiler için. Vahdettin her fırsatta zaten hani İngiliz mandası veya acaba hani İngilizlerle hareket edersek ülke daha büyük bir felaketten korunabilir mi e, düşüncesine sahip. Çünkü en azından hani manda olursa ülke İngiliz koruması altında Tıpkı müteakte dönemindeki olduğu gibi, zararın neresinden dönülürse kardır durum var. E ee, öyle olunca tabii ki Mustafa Kemal ve arkadaşlarının savaşı kazanabileceğine inanmadıkları için aslında onlara karşı düşman gibi davranıyorlar. Hani bazı Sözde tarihçiler çıkar der ki işte Vahdet'in iyiydi, Çevres kötüydü diye gelecek. Hani Vahdet'in kötü bir niyeti yoktu. Evet yani bu arada şunu da söylemek gerekir. Özellikle ile Mustafa Kemal böyle can düşman falan değiller. Hatta Mustafa Kemal'in daha önceki dönemlerde saray mensuplarıyla çok yakın ilişkiler olduğunu, onların çok güvendiğini de görüyoruz. Dolayısıyla aslında düşman değil ama hepsinin derdi okey imparatorluk lav olacak... Evet, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar vesaire ülkeyi paylaştırılacak ama en az zarar veren, en az sayıda insan ölsün ve kurtuluş savaşına inananlar ve inanmayanlar diye ayırabiliriz bunu. O yüzden bu anlamda Vahdettin kendi bence sonunu getirmiş oluyor. Ve diğerleri de zaten çok geçmeden görüyoruz ki Samsun'a çıktıktan sonra Sivas kongrelerinde, Erzurum kongrelerinde aslında hakikaten Cumhuriyet kelimesi telaffuz edilmese bile hantal sistemin ve bu saltanatın biteceği aşikar dolayısıyla ona alternatif arandığını görüyoruz. Ve Mustafa Kemal çok erken bir dönemde bunları zaten Rousseau'nun social contract toplum sözleşmesini okuduğu ve ister istemez böyle bir cumhuriyet sisteminin kurulmasının mecbur olduğunu da zaten çok erken bir dönemde görmüş oluyor. Ama bunu kongreleri kadar telaffuz etmiyor. Buraya kadar anladığım kadarıyla aslında özellikle İstanbul'un işgali hem Vahdettin için hem karakol cemiyeti için yani hem otorite figürü için hem alternatif direniş örgütü için bir eksi puan oluyor. Bu sırada Ankara'daki Mustafa Kemal'i insanlar artık tek kurtuluş yolu olarak görmeye başlıyorlar? Saray çevresi ve bu karakol cemiyeti İstanbul ve büyük şehirlerde aslında ülkenin gidişatının farkında ama yanlış takım seçmişler diyebilirim. Çünkü Anadolu'daki direnişin çok da başarılı olacağını düşünmüyorlar. Dolayısıyla belki de hani ülke en az zarar gören, en az askerin öleceği ve ekonomik anlamda da en az çökeceği bir formül peşindeler. Vahdettin bunun başını çekiyor. O yüzden de direnişin ve o itaatçıların çok da sevdiği bir figür değil. Çünkü gerçekten onlara karşı bir duruş sergiliyor. Ve bununla ilgili de zaten fetvalar falan yayınlanıyor. Buna mukabil şöyle bir parantez de açmak isterim Fazıl. Şimdi hani saray diye böyle tek vücut bir yapı yok. Çünkü sarayın içinde bile milli mücadeleye katılan ve onlara yardım eden figürler var. Mesela ben Fehmi Sultan'ı çok önemserim ve çok da severim. Fehmi Sultan sarayda resmen Ankara'nın ajanı olarak bir görev alıyor. Ve işte bu damat Ferit ve Yüzbaşı Henry gibi İngilizlerin konuşmalarını direkt Ankara'ya haber veriyor. Ve dolayısıyla Ankara İngilizlerin e, hareketlerini Fehime Sultan'dan öğrenip... ...yani bizim saraydaki mataharimiz diyebiliriz. E, gerçekten de bir sıfır önde oluyorlar Şimdi İngilizlerin e, yapacaklarını öngörerek ya da bilerek. E, buna mukabil cephede savaşan e, saraylılar da var. Mesela Ömer Faruk Sultan ki Fenerbahçe'nin de kurucularından bir tanesidir. Gidiyor ve cephede bir fiil savaşıyor. Sonrasında da zaten madalya alıyordu. Dolayısıyla bunun gibi hani... ...saraylı olup da Atatürk ve arkadaşlarını destekleyen insanlar da var. Böylelikle ne oluyor? Ülke aslında ülkeyi kurtarmak isteyen ve hani... E, ...ülkenin gidişatını, o bataklığa girmiş ülkenin gidişatını... ...hangi formül işe yarar diye gören iki tane zümre oluşmuş oluyor. Bir taraftan e, Vahdet'in etrafında gelişen... ...karakol cemiyetindeki o eski itaatçılar, İstanbul'daki askerler... E, ...bir taraftan da Mustafa Kemal... İnönü, Fuat Cebesoy, Karabekir gibi hakikaten çok başarılı, iyi eğitimli askerler ve onların etrafında onlara destek veren Anadolu halkı. Bizim peki paşalar bu sırada ne yapıyorlar? Giden paşalar. Bazıları öldürülüyor zaten çok geçmeden. Talat Paşa zaten e, Ermeni cemiyetinin mensupları tarafından Almanya'da kurşunlanıyor. Enver yine arkasında böyle bir Panturkist ordu toplamış. Oradaki Türkleri aslında örgütlemeye çalışırken savaş cephesinde öldürülüyor. Ama tabii Sarıkamış'la birlikte onun stratejik anlamda liderliği zaten sorgulanır hale gelmiş. Gerçekten büyük bir yani askeri hezimet olmakla birlikte planlama açısından da olmayacağı belli olan bir şey. O yüzden hep ben Enver'e çok romantik bir paşa gözüyle bakıyorum. Romantik hep böyle aşkla ilişkilendirir ama ben romansı böyle hani Byron romansı olarak hani biz Yunanistan'ı kurtaracağız diye bakıyor. O anlamda bir romansı olarak kullanıyorum. Cemal Paşa da 1922'de yine Ermeni komiteciler tarafından vuruluyor. Dolayısıyla hani İttihat ve Terakki'nin altın çocukları tarih sahnesinden siliniyorlar. Böylelikle elimizde ne kalıyor? İstanbul'da İngilizlerle işbirliği yapan bir hükümet. Anadolu'da ülkeyi kurtarması mucize gibi görülen, silahı doğru dürüst olmayan, üniforması olmayan, gerçekten de büyük bir ideali olmasa hiçbir şey elinde olmayan bir grup asker ve onların arkasındaki kadın, çocuk, erkek o savaşa katılan cesur insanlar. Yani bizim anneannelerimiz ve dedelerimiz. Peki benim şimdiye kadar Mustafa Kemal'in liderliğini yaratan içsel ve dışsal faktörleri konuştuk daha çok. Onun liderlik yolculuğunu ve o zamanın ruhunu birazcık konuştuk. Bir sonraki videoda neden Mustafa Kemal ile konuşmak istiyorum seninle? Durdurulamaz bir şekilde gidiyoruz değil mi? Çünkü ben her zaman böyle diyordum ki daha kompakt. Hani bir saatte madde madde çocukluğundan başlayıp neden işte Mustafa Kemal babasız bir genç olarak, fakir bir genç olarak böyle parladı vesaire ama oralara giremedik bile direkt Zaytgaşte saplandık. Ama umarım o dönemin ruhunu anlayınca Mustafa Kemal'in ne gibi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğu ve sadece parlak bir öğrenci ve lider vasfına sahip hırslı bir insan olarak değil aynı zamanda dönemdeki konjektür yani işte itaatçilerin kendi aralarındaki didişmeler, Abdülhamit sonra Vahdettin'in duruşu vesaire bunları bilmeden Mustafa Kemal'in nasıl çıktığını anlayamayız. Aslında biz bu birinci bölümde bir alt yapı oluşturduk. Mustafa Kemal'in kültürel ve siyasi altyapısının ve yaşadığı dönemin nasıl bir dönem olduğu ve onu nasıl etkilediğini anlatmış olduk. Bundan sonra daha biyografik bilgilerle onun nasıl bir lider olduğunu konuşacağız. Yeni videolar için o zaman. Bizden ayrılmayın. Bizi takip etmeye de devam edin lütfen. Teşekkür ederiz Pelin. Görüşmek üzere. Bor şeker sundu.